Herkese merhabalar. E-irsaliye nasıl hazırlanır ve gönderilir? E-irsaliye için bir önceki videomuz olan DIA'da yapılması gereken işlemler tamamlandıktan sonra kullanıcı yetkilerimiz kontrol edilir. Bunun için klavyemizden F10 veya DIA logosuna tıklayarak arama alanına yazacağımız kullanıcı ile kullanıcılar listesi çalıştırılır. Burada hangi kullanıcı ile sisteme giriş yapıyor isek ilgili kullanıcı seçilir. Daha sonrasında hangi firma ile işlemlerimizi sağlıyorsak firma seçeneklerinden E-Devlet firmasına geldiğimizde ilgili yetkiler alanını açtığımızda burada E-irsaliye işlemlerimiz için giden ve gelen kutusunda yetkilendirmeler bulunmaktadır. Bu yetkilerimizi tamamladıktan sonra ilgili ayarlarımızı F2 ile kaydedip irsaliyemiz için yeni bir sekme açarak irsaliye listesine geliriz. İlk olarak irsaliyemizi oluşturmamız gerekmektedir. Burada göndereceğimiz irsaliyeler için ekle komutunda bulunan satış bölümündeki perakende satış, toptan satış, konsinye çıkış ve diğer türlerde irsaliye türlerimiz bulunmaktadır. Buradaki bir irsaliye türünü seçerek irsaliyemizi açtığımızda doldurmamız gereken alanlar, burada şube bilgilerimiz, fiş numaramız, kayıt numara şablonuna istinaden gelen irsaliye numaramız, irsaliye tarihimiz, belge numarası, saat ve diğer bilgilerimiz bulunmaktadır. Hangi firmaya e-irsaliye düzenlemek istiyorsak cari kart listemizden ilgili firmayı seçeriz. Örneğin yurt yapı firmamızı seçtiğimizde burada tek bir senaryo gelecek. Senaryo tipi olarak ise SEG ve matbudan seçeneklerle bir SEG tipi seçebilmekteyiz. Eğer irsaliyemizi matbudan basıyorsak matbudan, SEG işlemine irsaliye ilgili PK adresine gönderilmesini istiyorsak SEG tipini seçeriz. Devam ettiğimizde hangi kalemlerimizi irsaliye ile gönderecek isek ilgili stok kartlarımızı seçeriz. Örnek bir stok kartımızı adetlerimizi belirledikten sonra ve gelen veya yapacağımız bir fiyat tanımlaması ile irsaliyemizi fiyat bilgisini girdikten sonra dikkat edeceğimiz ikinci bir nokta bulunmaktadır. Bunlardan biri de diğer sekmesinde bulunan sevk aracı bilgileri ve kargo gönderi bilgileri yer almaktadır. Eğer bir sevk aracı ile gönderim sağlıyorsak sevk araç bilgisini girip hangi tarihte gönderimini sağlıyorsak buradaki gönderim tarihi alanı zorunlu olarak seçilmelidir. Eğer bir gönderi tarihini burada belirtmezsek e-irsaliye gönderilenler listesinde e-irsaliyemiz gönderilemeyecektir. Araç kısmından daha önce tanımlamış olduğumuz ilgili araç bilgimizi seçeriz ve gönderi tarihi olarak ilgili tarihimizi belirtiriz. Eğer bunu bir kargo firması üzerinden sağlıyor isek kargo bilgilerinden ilgili kargo firması ve gönderi numarasını da listeden seçebilmekteyiz. Bu gibi bilgileri tamamladıktan sonra irsaliyemizi kaydederiz. Oluşturmuş olduğumuz irsaliyemiz yeni bir sekme açıp E-Devlet modülü içerisinde bulunan e-irsaliye giden kutusunda yer alacaktır. Burada e-irsaliyemiz için özel bir tasarım şablonumuz var ise listeden tasarım şablonunu seçebiliriz. Sistemin standart ön tanımlı tasarımını devam ederek kullanmak istiyorsak buradan herhangi bir tasarım seçme zorunluluğumuz bulunmamaktadır. İlgili irsaliyeyi göndermek istediğimizde irsaliye oluştur diyerek bir kayıt irsaliye imzalanmadan irsaliye dönüştürülecektir. Onaylıyor musunuz sorusuna evet diyerek ilgili şematron kontrolünden sonra irsaliyemiz taslaklarımıza gelecektir. Burada irsaliyelerimiz düştükten sonra entegratöre gönder seçeneğimiz bulunmaktadır. İlgili entegratöre göndererek arka planda bulunan entegrasyon sunucusuna e-irsaliyeler aktarılır. Buna göre karşı tarafa gidecek olan cevaba göre giden kutusuna durum bilgileri gelecektir. E-irsaliye hazırlama ekranında 4 adet sekme bulunmaktadır. İlk başta hazırlamış olduğumuz irsaliyeler gönderilecek irsaliyeler sekmesine düşecek. Burada gerekli kontrollerimizi sağladıktan sonra e-irsaliye oluştur dememiz durumunda
E-irsalelerimiz taslaklar alanına gelecektir. Sonrasında verilen UUID kodlarından sonra entegratöre göndererek ilgili e-irsaleleri giden kutusuna almaktayız. Buradaki bilgilerde ise e-irsaliyemize karşı taraftan gelecek olan cevapları takip edebilmekteyiz. Aynı şekilde e-irsaliyemizi taslaklar alanından ve giden kutusu alanından da e-irsaliye görüntüle diyerek standart tasarımda yapılmış olan e-irsaliyemizi gönderebilmekteyiz. Burada e-irsaliyemizi yazdırabilir, e-posta gönder seçeneklerinden e-posta gönderebilir ve XML olarak kayıt altına alabilmekteyiz. Hatalı giden veya hatalı gittikten sonra düzeltilen bir e-irsaleyi alt alanda bulunan tekrar gönder seçeneğini kullanabilir. Durum sorgula diyerek son durum sorgulamasında güncelleme sağlayabiliriz ve burada bulunan listelerimizi XML olarak kaydedebilir veya PDF olarak kayıt işlemini sağlayabilmekteyiz. Burada cevap alınması durumunda alınan cevaplarda cevap alındı ve kabul edildi denilmesi durumunda e-irsaliyemizin gönderilmiş olduğunu anlayabilmekteyiz. Bu şekilde e-irsaliye işlemlerimizi hızlı bir şekilde sağlayabilmekteyiz. Bir sonraki videomuz olan gelen e-irsaliyeler DIA'ya nasıl aktarılır videosunu seyredebilirsiniz.